Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Ne ölüm döşeğinde bir an evvel can vermek isteyen veremli bir hastanın sarı benizli sıska bedenine ne de o son öldürücü kurşunu bekleyen ağır yaralı mağlup bir askere benzer acı hatıralar. Daha çok sarmaşıklara benzerler kanaatimci. Evet Beyda Yıldız'ın doğasız ve törensiz romanından satırlardı bunlar. Beyda Yıldız, Siverek doğumlu bir yazarımız. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi babasının memuriyeti dolayısıyla farklı şehirlerde ve kasabalarda okudu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü mezunu. Farklı gazetelerde muhabirlik, yayın evlerinde editörlük yaptı. Ve duasız ve törensiz ilk romanı e, kendisini kutluyoruz ve merhaba Diyarbakır merhaba Beyda Yıldız hoş geldiniz. merhaba Mulya Hanım merhaba. E, ellerinize sağlık diyorum e, severek okuduğum satırlarla dolu bir dil şöleniydi e, elleriniz dert görmesin e, bu o sarmaşıklarla ilgili bölüme dair bir ilk soru gelecek size ama öncelikle nasılsınız <laughs> <laughs> e, i̇yiyim. E, e, kitap olan ilgi çok güzel. Yani ben e, bu hikayenin benden çıktıktan sonra çoğalmasını mutlulukla izliyorum. E, her okurda farklı bir ritme kavuşuyor, e, evet. yeniden biçimleniyor, yeniden hikaye kurgulanmış oluyor. E, bu bakımdan. Çok heyecanlıyım. Kitap çok yeni zaten. buçuk evet. ay oldu. Evet. Daha iki buçuk ay oldu. Everest'ten evet. çıktı. Everest yayınlarından <laughs> çıktı. Evet. evet. Evet o zaman yani. hemen hemen sorulara geçmek istiyorum. Bu sarmaşıklara benzettiğiniz acı ve kahramanımız Neval'i görüyoruz ve Neval'in özelinde... Hohne kasabası Almanya'daki bir kasabaya sığınmış olan Neval Özel'inde e, acı hatıraların sarmaşıklara benzemesini tartışmak istiyorum sizinle ve tabii ki ardından e, birlikte büyüdüğü ve bir sürü olaya tanık e, olduğu o diğer çocukların acılarını sormak istiyorum. Buyurun. Evet, e, aslında. Sarmışıklarla ilgili kısım metnin, artık metin tamamen olgunlaştıktan sonra, metin e, tamamen bittikten sonra ortaya çıktı. Çünkü Neval e, metin boyunca özellikle Hone kasabasında işte o reçete defterlerine e, dönüp geçmişini yaşamaya, geçmişini yazmaya başlıyor. E, ve sürekli hatırlamanın ve unutmanın ne demek olduğunu tartışıyor kendisiyle. Bunlara cevap vermeye çalışıyor. Bir taraftan aşkı olan ilk genç aşkı olan Hasan'ın kaybına dair soruları o havada kalan, kaybolan cevapların peşinde bir taraftan da aslında neden hatırladığını, neden unutamadığını anlamaya çalışıyor ne var metin boyunca. Peki. Ee, Bütün e, tamamen ha. bittikten sonra e, Metin, pardon Metin'in içinde ne var çokça tartışıyor. Işı, acı hatıralar neye benzer? Mutluluklar neye benzer? Sürekli kafasında böyle bir tartışma var. Yani işte batık bir gemiye benzetiyor. E, hatırlamayı. Unutmanın e, daha çok uçucu bir şey olduğunu söylüyor. Uçucu hevesler olduğunu söylüyor. Kendisi o kadar e, ağır bir hatırlamanın e, kucağında ki e, o kadar yıllarca bu hat hatıra ile yaşamış ki bunu unutamamış ki o kadar çok hayata dönememiş ki ve kendisi de artık bir süre sonra kendi kaybının peşinde kaybolmuş ki artık bu soruların içine düşüne düşüne şu noktaya geliyor sarmışıklara benzer çünkü kendisi de hatıralar tarafından artık ele geçirilmiş Artık orada nefessiz kalmış, ayağını ittirmemiş, burnunu çıkaramamış. Sarmaşıklar içerisinde nefes almaya çalışan bir kadın olmuş Neval aslında. Dediğim gibi metnin e, tamamen metin bittikten sonra Neval'in o bütün tartışmalarının e, son parçasıdır sarmaşıklar bölümü. Evet. O zaman şunu da yinelemek lazım belki bu acıların birbirine dolandığı en keskin nokta neresidir kitapta diğer çocukları ve bu çocukların tuhaf büyüme sürecini düşündüğümüzde. Evet yani burada Süfyan, Civan, Hasan, Neval ve Zarife karakterleri var. Beş arkadaşlar aslında bir de köpekleri var. Ama köpekliğiyle de köyde kalmak zorunda kalıyor. E, bu çocukları birbirine bağlayan şey e, romanın içerisinde de yer alan kökler bölümünde yer alan e, köy hayatları. Ve köyden sonra aslında e, yatılı ilk öğretim bölge okuluna götürülmeleriyle başlayan e, süreç. E, çünkü burada e, zehir sado karakteri var. Ve evet. Zehir sado burada çok acımasız. O o dönem yaşanan eğitim sisteminin acımasız karakteri ve bu beş çocuk üzerinde çok büyük bir travma yaratıyor. Bu beş çocuk Yatalı İlköğretim Bölge okulundaki eğitim öğrenim boyunca birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışıyorlar ve Yatalı İlköğretim Bölge Okulundaki yıllar bu çocukların kökleri oluyor, onları birbirine bağlıyor, hayat boyu. Birbirine bağlıyor ve bir daha kopmamacasına e, süren bir hikayenin aslında başlangıcı oluyor. E, 100... e, buyurun bir şey danışacağım size. 108. Evet. sayfada diyorsunuz ki e, nihayetinde pek azımız meslek sahibi, pek çoğumuz ders sahibi olarak Zalim Sado'nun muasır medeniyetler mezurasını sonuna kadar uzattık. Evet. <laughs> Ben e, kitabı okurken açıkçası bu dert sahibi olmayı temel payda olarak gördüm. Bu çocukların birbirine dolanması, acılarının sarmaşık şeklinde dolanmasını. Ne dersiniz buna? Kurtulamadıkları bir kesinlikle. derdin içerisindeler çünkü. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ya zaten biz ne kadar mesela Hasan'ın neden öldüğünü olsak da Hasan çok büyük bir dertle yaşıyor. Yani daha içine kapalı bir karakter Hasan. Ee, anladığımız kadarıyla çok hassas Çok güverli ee, Süfyan akıl hastanelerine düşüyor Akıl hastanelerinde kendisine Deva bulmaya çalışıyor Neval zaten Hasan'ın kalbiyle O da hayatta kaybolan bir karaktere Dönüşüyor ee, Civan e, Köye dönüyor artık eğitim hayatını bitirmek istiyor Köyünde hayvanlarla ailesiyle mutlu Bir hayat sunmak istiyor Belki burada en az, belki en az e, zarar görmüş olan kişi Zarife. E, Zarife de belki e, Neval'in ona yaptığı annelikle, ablalıkla sağlıkmaya çalışıyor kendini. Çünkü aralarında en küçüğü Zarife. Daha 6 yaşında yatılı ilk öğretim bölge okuluna e, gittiğinde. Ve Neval onun elini hiç bırakmıyor. Aslında diğer çocukların da onu çevrelediğini görüyoruz. Belki daha küçük olduğu için... Ee, olayları anlamakta da, e, daha çok zorlandığı için olayları idrak etmekte haliyle daha körpü bir e, dima olduğu için e, daha az etkileniyor, belki bütün karakterlerin içinde sadece en az etkileniyor. çünkü sincikte bir öğretmen oluyor Zarifi. Ama neval bu ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor, bu kayıpla yaşayamayacağını düşünüyor. Sufyan Akıl Hastanesi'nde buluyor kendini. Civan köyde bir yalnız içerisinde kalıyor. E, darma dağlı olmuş bir çocukluk var aslında orada. Darma dağlı olmuş bir çocukluk ve gençlik var aslında orada. E, şöyle satırlar var. Evet iyi hatırlıyorum 1978 yılının Eylül ayıydı. Kim unutabilir ki köy meydanlarında kalan çocukluğunu? diyorsunuz dedirtiyorsunuz ee, öte yandan nevali gene konuşturuyorsunuz ve diyorsunuz ki köpekler bile beni terk etmişti Hasan oysa ki onlara bir hikaye anlatacaktım çok dokunaklı şimdi bu e, kitapta e, yarım kalmış hikayelerin de aslında özeti bu cümle e, o e, acılar ders sahibi olmalar e, bu acıların birbirine dolanması e, ve e, sessizliği ee, aynı zamanda e, kitabın bir başka teknik yanını da gösteriyor bize yarım kalmış hikayeler yani o parça parçalığı da aslında verirken onu aktarıyorsunuz diye düşündüm. Ben ne dersiniz? Evet kesinlikle öyle. O teknik şöyle oluştu aslında Müge Hanım. Ee, Neval e, bir hastalığa yakalanıyor. Zaten. Bir hastalık teşhisi konuyor kendisine söylenmiyor elbette bu hastalık teşhisi. Ve o da bir içgüdüsel bir hareketle e, kendisi de doktor ve içi de defterlerini çantasında dolduruyor. E, sanki içine doğmuş gibi bir süre evde kalacağını düşünüyor ve e, eve geliyor. Ve sonuç olarak onun zihni artık bölüp bölçük. Evet. evet demans teşhisi konmuş bir kadın. Yani ilerleyen sayfalarda artık Neval'in e, demans olduğunu anlattığını işittiğini kulak kulak kabarttığını kapılara doktoruyla yardımcısının konuşmalarına kulak kabartıp durumu öğrendiğini görüyoruz. Elbette e, böyle bir zihnin çok doğrusal bir metin e, çıkarması e, mümkün değildi. Doğru. Evet. Demansı bir zihin ne yapabilirdi? Ancak geçmişi Bölük Börçük hatırlayabilirdi. O yüzden de zaten e, metin başlayınca bir seksek taşları gibi ilerliyor. Evet. E, ve bir süre sonra e, belki de okuru daha çok içine almaya başlıyor. O e, daha ileriki sayfalarda aslında okur e, metne tamamen hakim oluyor. Çünkü üç parçalı bir zaman var e, orada görüleceği üzere. Nevali'nin e, Hovne kasabasındaki e, günleri var. Orada hatırlamak, unutmak, bellek üzerine kafa yorduğu sahneler bunlar. E, Siirti'nin dal dışı köyü var. E, burada da yaşadıkları var. E, Karla tüplü bir coğrafya e, ve bir mevsim. Tamamen yası temsil ediyor elbette bu kar ve tipi, e, orada aşık olduğu adamın mezarına gitmeye çalışan ama her defasında kara gömülen e, büyük hayal kırıklıklarıyla eve dönmek zorunda kalan e, Nebel'i anlatıyor. E, ve bir tarafında da e, Yatılı İlk Bölge Okulu'nda Hasan ve diğer arkadaşlarıyla geçirdiği günlere odaklanıyor e, ne var. Dediğim gibi tamamen demans olmuş bir zihnin e, bir mağdurun e, zihninin ancak böyle çalışabileceğini düşündüm e, ve böyle yazmaya çalıştım. E, o çok iyi olmuş. E, ben yine de ama ısrarla şunu sormak istiyorum. Bu e, demans yüklü satırlar arasında e, ilerlerken e, kitapta en tamamlanmış hikaye olarak kimin hikayesini okumamızı isterdiniz ya da istediniz? E, ya aslında önce de söyledim galiba yani bütün hikayeler aslında çok yarım yamalak evet. orada. Ee, oradaki bütün karakterler e, kayıp. Evet. E, bütün ruhlar e, or orada kayıp büyük bir boşluğun içerisinde e, sallanıyorlar aslında. E, belki orada bir, bir yere kadar Zarife biraz daha e, daha iyi görünüyor. Hı hı. Hem daha çok az şey biliyoruz burada Zarife hakkında. Ama orada e, cümlelerden öğrendiğimiz, anladığımız kadarıyla ya da romanın bana yazdırdığı kadarıyla, benim bilebildiğim kadarıyla orada o karakterli içerisinde belki Zarife, e, belki o köy evinde e, e, Neval'in e, o dönemle eşlik eden e, münce ve belki de Sekine yine e, biraz daha diğer karakterlere göre tamamlanmış diyebiliriz. ...bana da mınca geldi... ...doğruya doğru... <laughs> ee, ...ve onu e, dilsiz bırakmış olmanızı da... biz tesadüf olarak algılamadım... Ee, evet. ...konuşsaydı... ...gene hikayesini... ...öğrenecektik ve o... E, ...o da tamamlanamayacaktı... ...gibi bir hissiyata kapıldım... Doğru. Ee, <laughs> ...sağ olun... ...şimdi e, öte tarafta... ...karşımızda bir aşk hikayesi de var... ...yani acılarla... E, ...geçen e, ömürlerin... ...birbiriyle çarpıştığı bu... E, e, ...hikayede... E, ...Neval ve Hasan'ın... ...törensiz ve duasız bir aşkı var... E, o şekilde hani üç bölüm e, dediniz ya üç bölümde de aslında o ya da bu şekilde kendini hissettiriyor o aşk. Eee bunda bir e, hüzünlü aşk hikayesi olarak da okumamızı istediniz mi siz yazarken ve bitirdikten sonra? Gelen yorumlar nasıl? E, bir aşk romanı olduğunu Müge Hanım açıkçası e, daha geçen hafta anladım desem sizi. <laughs> Anlarım bunu. <laughs> Bunu çok iyi anlayabilirim. Geçen <laughs> hafta Diyarbakır'da e, ve Ahmet'te ilk söyleşim vardı. E, ve ilk defa orada evet e, bu romanın aynı zamanda bir aşk romanı e, olduğunu düşündüm ve ifade ettim. Çok ilginçti gerçekten. Yani işte o kadar uzun bir zaman yazıldı işte yayılı süreci oldu. O, o, o süreçte çok düşünme fırsatım oldu ama ee, çok ilginç bir şekilde daha bu romanın aynı zamanda bir aşk romanı olabileceği daha yeni yeni benim hani aklıma düştü. Ee, ya evet bu bir aşk romanı da e, aynı zamanda. Yani evet ben her ne kadar bu romanda e, o bir yasa davet etmiş olsam da Memal'in duygularına eğilmeyi önerdim orada teşvik etmiş olsam da aslında ortada çok derin bir aşk hikayesi var. Çok acıklı bir aşk hikayesi var. Evet. Zaten romanda Hasan ve Nival'in karşılaştığı yani bütün yatılı ilk öğretim bölge okulu yıllarını saymazsak onun dışında daha böyle ergen zamanlarında daha gençliğine doğru üç defa karşılaşabildiklerini görüyoruz. Bir aşk itirafı olacak diye bekliyoruz. Özellikle benim için çok önemli sahnelerden biri e, Hasan ve Neval'in İstanbul'da o, o Maçka parkını yaptıkları yürüyüş e, sahnesi benim için çok önemlidir. Evet, ee, otobüs Hasan sahnesi de, de çok iyi orada. <laughs> Birlikte evet yolculuk bir yaptık otobüsünde. Evet Evet, evet. <laughs> evet. Buyurun. Bir bir otobüsünde birbirinin üzerine devrilmeleri, yakalaşmaları ama bir o kadar uzaklaşmadırı, o bir türlü o aşkı ifade edemeyişleri. Ve ben bunun üzerine düşündüm sonra yani işte gelen sorular da oldu ve düşündüğümde evet ortaya şöyle bir şey çıkıyordu. Aslında 90'ların aşkının da başka türlü olması pek hiç mümkün değildi. O kadar acı ön planda ki aşk ve o beklenen kelimeler bir türlü dökülemiyor diye düşündüm ben. Ee, özellikle sözünü ettiğiniz Maçka Parkı'nı o o bölümü okurken onun detaylarının içerisinde yolculuk yaparken. E, o İETT evet. otobüsüne ben de bindim açıkçası onu söyleyebilirim size. Evet. Aa, çok. Ee, şimdi e, ya, evet. buyurun. Buyurun buyurun. Tamam. Ee, şimdi Neval e, özelinde gene düşündüğümüzde e, Almanya'ya e, giden ailesi ve sonrasında kendisinin gidişine tanıklık ediyoruz ya da kaçışına. E ee, yeni bir dilin acıları teselli etmesi mümkün müdür diye sormak istiyorum her ne kadar bunun mümkün olmadığını bize e, gösterseniz de e, neden e, onu ve ailesini tabi ve daha sonra hayallerini Almanya'ya taşıdınız? Ee, tabi Neval'in e, Almanya gitmesi çok tesadüf bir şey değil ee... Yani işte Roma'nın arka planında 80'leri ve 90'ları e, görecek olursak e, ülkede siyasi atmosferin oldukça yoğun olduğu, gölgesinin insanların üzerine düştüğü, insanların artık maalesef bu siyasi ortam içerisinde bir sonuç olduğu e, bir dönemden bahsediyoruz. E, ağır, yüklü bir dönemden bahsediyoruz. Elbette Nevil'in e, belki orada rehberlik eden başka bir şey daha var. Babası ve annesi de aslında daha önce zamanda gitmiş Almanya'ya. Belki bu da orada bir rehberlik ediyor. Ama benim orada daha temel e, desturum şu oldu. Yani e, pek çokları gibi çünkü o dönemde de Türkiye'den gençler bugün olduğu gibi çok yoğundu. Gençler bu yeter ki diyordu. E, belli sebeplerden ötürü. E, 80'li 90'lı yılların o ağır kuşatılmışlık... E, hallerinden ötürü. E, Neval de o siyasi atmosferin bir sonucu olarak... ...zaten Metin'de de ifade ediyor... ...ben bir mezarla yaşaya, yaşayamayacaktım diyor. Bununla yaşamaya e, dayanamayacağını... ...ifade etmeye çalışıyor. E, ve o yüzden... E, ...Almanya'ya gidip orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Orada yine kendisi gibi göçmen biriyle evleniyor. Şiraz'la evleniyor. İki çocuk sahibi oluyor... Bir şekilde yeni bir dille, yeni bir kültürle yenilenmek, yeniden hayata bağlanmak istediğini biz buralardan aslında evet, anlıyoruz. Çünkü evet. eşi oluyor, anne oluyor, mesleğini orada icra etmeye başlıyor. Ama ne yaparsa yapsın ne geçmişinden kurtulabiliyor ne o duygularından kurtulabiliyor. evet ee, O anımsama, o bellek onu hiçbir şekilde rahat bırakmıyor. E, istediği kadar kaçsın o topraklarından kaçsın kendi kültüründen kaçsın bir mezardan kaçsın aşkından kaç belki de aşkından kaçmaya çalışsın ama ne yaparsa yapsın e, bütün bunlarla e, belki de yüz, yıllarca yüzleşemediği için e, yeni bir hayatta da aslında e, tutunamadığını görüyor ve anlıyoruz. Sonunda onu bulan Demans da zaten e, bunu bize e, çok net bir biçimde söylüyor. Evet. E, başarılamamış yani. Onu e, teslim evet. etmek lazım. E, evet. Öte yandan e, bunu e, üç aşağı beş yukarı başarmış bir e, bilge kadın var. E, ninemiz. Ve hatta biz e, orada şu satırları da okurken çok etkilendim. E, Ailesi Almanya'ya gitmiş ve küçük bir çocuk Neval ve Neval'e dönüyor diyor ki ninesi beni e, acınla sınama Neval. Ve sonrasında ikimize de kıyma diyor. E, ya aslında hakikaten bakımda ikisine de kıyılmış. Coğrafyanın getirdiği yük, zamanın getirdiği yük ikisini de paramparça lime lime etmiş. Ama bir tarafta hakikaten Seki nineyi daha bir başarılı görüyoruz biz öyle değil mi? Hayat karşısında duruş anlamında ve bilgeliğe sığınış anlamında. Ne dersiniz? Tabii. Zaten orada bir o, o terazinin iki kefesi aslında. Seklenine ve ne var? Evet. evet. Ee, ben de orada seklenine her şeyin cümlelerinden biri şu. E, e şey diyor. E, hekimlikte iyi e, ama acıda kötü bir öğrencisin ne var diyor. Evet. Onu sürekli ...acık karşısında e, eğittiğini e, görüyoruz. E, tabii Sekinen'in burada e, bilgi bir kadın. Yani e, sadece Neval için de değil... O, ...o köyün de, çevre köylerin de... ...bir bilgi kadını olduğunu görüyoruz. Acılar karşısında ne kadar metanetli olduğunu görüyoruz. ile ilişkisinde de bunu çok açık ediyorlar. Yani o ilişkiler çok tatlı gelir bana mesela yani... E, otur deyince oturur mince işte kalk der, kalkar e, mince olan eli, elidir ayağıdır belki de mince olan çok büyük bir destekçisi olduğu için ve mince olan hayatında olduğu için sekinlerin de belki bu kadar acıya karşı dirençlidir aslında e, onları daha çok koruyan şimdi ben biraz da mince olduğunu düşünüyorum e, mincenin o diyesizliği olduğunu düşünüyorum ya zaten işte hep bir sofranın etrafında oturuyorlar ve o sofranın etrafında o sobanın yanı başında çünkü soba orada benim için çok güçlü bir imge e, sobanın gömürdemesi sobanın içeriye bir sıcaklık yayması e, o üç kadını sarıp sarmalaması bir kız kardeşlik ekseninde onların da yanışması e, beni çok e, beni çok önemsediğim e, sahneler onlar çok önemseyerek kurduğum sahneler onlar ve evet Neval'i kurduğum zaman e, e, ...Sekine'nin de Sekine'nin zaten Hemen yanı başında inşa olmaya başlamıştı. Hemen yanı başında inşa olmaya başlamıştı. Aslında bir yerde şey gibi de geldi bana yani çünkü ben bu metni yazarken çok zorlandım. Şöyle zorlandım yani Neval'in o yaz duygusuyla yaşamak zorlayıcıydı. Çok zorlayıcıydı yani günde 15 saat yas tutan bir kadınla yaşamak pek kolay değildi. E, ve aslında yer yer e, Sekin orada da bana akıl veriyordu. Benim bir sağ duyma olmaya başladı. Yani bir tarafım var olmaya giderken bir tarafım Sekin'in neye olmaya çalışıyordu ve ben Sekin'in sayesinde bu metinde bir denge tutturabildiğimi düşünüyorum açıkçası. E, Çünkü bir sırat köprüsüydü o. Çok ciddi bir sırat köprüsüydü. Çünkü benim de ölülerim e, resmi geçit yapmaya başlamıştı geceleri ve ee, çok enteresan bir şekilde, e, çok enteresan şeyler yaşamaya başlamıştım. Ruh benim için böyle özel tarafları da var. Ee, onlar da bir şeyler talep etmeye başlamıştı. Ben zaten beni neden hatırlamıyorsun, beni neden hatırlamıyorsun demeye başlamışlardı. Ee, o bakımdan e, Sekine yine Neval'in hayatını e, hem dengeleyici bir karakter orada, hem de bir yazar olarak benim de kalemimi... Dengeledi de diyebilirim. Peki sırası gelmişken hemen onu sorayım. Bir avuç toprak, bir avuç kara toprak simgesi. Ee, finali söylemek istemiyorum ama e, sembolik olarak açıklayabilirsiniz belki bunu. Evet ben şeyi çok düşünüyordum. Yani özellikle Diyarbakır'a geldiğimde toprağı unutmakla arasında bir ilinti, bir ilişki olduğunu görmüştüm. Ee, o kadar sıradandı ki insanlar için. Ee, ben bunu kendi diğer arkadaşımları konuşmuyor, ay bize hiç fark etmedik demişlerdi. Oysa ki yine yazar arkadaşımdan beri kendi babasını kaybettiğinde o ritüeli uygulamışlar. Mesela sesinden toprak bırakmışlardı. Evet. Ben o ritüeli daha farklı işte daha sirt coğrafyasında kullanılan biçimle eee kullanmaya çalıştım. E, bu biraz şey gibi de yani e, şeyi düşündüğünüzde Hristiyanlıkta da e, önüler mesela sergilenir insanların ölümü kabul etmesi için daha kolay e, o süreci atlatabilmesi için ölülerin sergilendiğini görüyoruz. Bizim coğrafyamızda da e, toprak ve liman arasında enteresan bir diyalektik kurulmuş eskiden e, bu yana. E, o ritüeli kullanmak istedim. E, zaten bu romanın çıkış noktası da e, babasının kalbiyle baş edemeyen bir kadının hikayesiydi beni çok etkilemişti. Ee, ve o kitabın sonunda da işte çok açık yetmeyelim hani e, yine de e, başına gelen bir hikaye beni çok etkilemişti ve e, ben bu romanı yazmaya başlamıştım benim için çok özel bir anlamı var o yüzden ee, bir avuç kora toprağın sonuçta bir şifa olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Evet tabii. Evet Kesinlikle. yani onu Neval yediği zaman e, daha bir farklı bir şey olabilir mi diye. Düşünmemizi de istemişsiniz orada. Evet. Yani kesinlikle. ipucu vermeden ancak bu kadar söyleyebiliyorum. <laughs> Peki, Beyda Hanım... E, şimdi Diyarbakır'da Ziya Gökalp Lisesine gidiyoruz. E, mitolojik bir hikayeyle bizi buluşturuyorsunuz kitabın içerisinde. Yüce Kim Zün. Bu o, sembolik olarak neyi temsil ediyor diye soracağım. E, tabii ki. E, o, o huzur, neşe, huşu ve sevgiyi de anmanızı rica edeceğim. Nedir bunlar? Evet, ee, evet o aslında o metin, o masal belki demek gerekir. Yani bir aslında unutmanın şefkatine bir atıf aslında. ...Hasan aslında o metni yazıyor. Neval'e ulaşmanın bir yolu olarak yazıyor. E, metin her ne kadar... ...Neval her ne kadar unutmayı... ...istese de ve unutamasa da... ...bir bellek burgacında dolarsa da... ...o metin ona çok enteresan bir şekilde... ...Hasan tarafından anlatılmış... ...unutmanın e, ve şifanın aslında... E, ...bir metni olarak orada inşa oldu. Çünkü Neval o kadar ağır yaşıyordu ki bu duyguyu. Ve sanki Hasan da bunu biliyormuş gibi, bilecekmiş gibi, sanki ileriye görüyormuş gibi ...Neval için böyle bir metin kalemi alıyor. Tabii metnin sonlarına doğru belki okur bunun gerçekten olmadığını böyle bir çünkü e, okurları... pek çoğu şeyi söylüyor. Benim editörüm de aynı şeyi söylemiş. Bu metin nereden alındı demişti. E, çok metnin sonunda çok iyi okurlar anlayabiliyorlar. Aslında o metnin Hasan'ın yazdığını anlayabiliyorlar. Ee, orada unutmasını aslında Hasan da bir taraftan ona belki diğer taraftan bir şey üflüyor. Unut. Unutarak şifalan. Hatırlama. Hatırlamak eziyettir. O hatırlamanın orgacından çıkarmaya çalışıyor aslında o metinle Neval'i. Çünkü o dünyada yaşayan o dört gezegende yaşayan insanlar e, ...unutmakla e, görevlendirilmişler. Hatırlamanın eziyetiyle, e, o, o güçlüğüyle baş etmemeleri için... E, ...enteresan evrenler e, yaratılmış. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, o gezegenlerde yaşayan insanlar... ...bir şekilde hatırlamanın lanetine bulaşıyorlar... ...ve o lanetle baş etmeye çalışıyorlar... Ve e, o derviş baş karakterimiz derviş bu insanların o hatıralarına eğilmeye o e, onların e, o, o dünyalarını alt üst eden acıyla dolan o dünyalarını e, tamir etmeye geliyor. Bir saat tamircisi derviş biraz da anlık oldu belki ama çok özür dilerim. E, aslında o yine bir bellekle ilgili bir masal o. Neval ne kadar çok hatırlamayı istiyorsa o masalda Yüce Kümzüm ve derviş de o kadar insanların hatıraları üzerinden, unutmak üzerinden bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Elbette bu sözler Hasan'ın sözleri, Hasan'ın anlattığı e, cümleler bunlar, kurduğu cümleler bunlar. Şimdi e, unutmak dediniz de bu Yitik Zamanlar dervişinin bu... E, e, kurgulanmış masalda e, yapmış olduğu yolculukta e, bir diğer yandan da e, zamanla ilgili e, bir e, önemli ipucu da veriyorsunuz bize. Yani unutmazsak zaman bir derttir. E, çok güzel verdiğiniz satırlar var kitapta. E, bu noktada da zaman durmuştu 6.25'te diye bir bölüm var ve Hevüş Teyze'yi görüyoruz karşımızda. Bunun genele nasıl yayıldığını sormak istiyorum. E, ya sakıncası yok sanırım söylememde. Aslında o 6.25 Hasan'ın öldüğü saat Evet e, saat orada duruyor. E, Hasan nasıl bulunuyor, nasıl e, gömülüyor buna dair hiçbir fikrimiz yok, hiçbir bilgimiz yok. Tabii ki o boşluklar çok bilinçli olarak konuldu oraya. Ve Hebiş teyze Hasan'ın annesi o saati saklıyor. Sonra Neval'in koluna takıyor e, zaten ve Neval hep bu saatle yaşıyor. Durmuş bir saati o 6.25. Neval de o saat gibi duruyor aslında. Hasan'ın kaybını öğrendikten sonra o, o mezara götürülüp o mezarda o toprak yedirildikten sonra Neval için de hayat duruyor hep 6.25'ti. O saati ne zaman baksak o saat hep 6.25'i gösteriyor. Aynen Neville'in zihni gibi. Aynen Neville'in duyguları gibi. ne e, o zamanın içerisine hapsolmuş. O zamanın dışına çıkamayan, hareket edemeyen, nefes alamayan, hayatta olan ama yaşayamayan bir kadın. Aslında ne var? O bakımdan o 6.25'in simgesel değeri e, çok büyük. Peki o zaman şu soruyla e, bağlayayım. E, aslında romanda gerçekte kim ölmüştür? Nebal'in dediği gibi e, kim ölür diye soruyor. E, ve hep şey söylüyor işte unutulandır ölen diyor. Hmm. E, galiba unutulandır ölen gerçekten. Zaten Nebal e, bir yerde Hasan'ı yaşatabilmek için de böyle büyük bir çaba sarf ediyor. Sürekli onu hatırlayarak, onu yazarak, zihninin ona yapacağı sürprizlerden korkarak, reçete defterlerinde bir şifa arayarak, şifalanmaya çalışarak e, hatırlamaya çalışıyor. Bence gerçekten e, gerçek hayattaki fikrim de o e, odur. Unutulandır ölen, gerçekten unutulandır ölen. Ee, ben de okurken e, Neval e, ne zaman yaşama dönecek diye bekledim e, ve umarım dönecektir diye de kitabın son satırlarını bitirdim diyebilirim. E, ama tabii burada Münce'yi de sormak istiyorum. Kitabın en yaşayan karakterlerinden biri e, bir de sizin ağzınızdan onun yaşamla kurduğu bağ ve devamlılığını neye bağlıyorsunuz? Ee, tabii için aileyi dışarıdan dahil aile olan biri. Ha. Evet, dışarıdan dahil aile olan biri. Bunun benim için çok özel bir anlamı var çünkü ben de böyle bir ailede büyüdüm, şöyle bir ailede büyüdüm. Benim dedem, e, biz Siverek'te çok büyük avlu bir evde büyüdük. Dedem e, imamdı, e, aynı zamanda e, çok eski tarihi bir caminin imamıydı. Ve e, oradan bebekler getirir eve. Mesela. Ee, onlar bizim evde, evimizde büyüdü ve hepsi bizim için halaydı. Yani biz e, ben otuzlarından sonra onların kan bağlı bağ olmadığını öğrendim mesela. O kadar biz içeceydik. Ve bu insanlar bizim hayatımızda çok önemli neşe kaynaklarıydı. E, bütün dertlerimize ortak yani e, o aileyi bizim aile kendi aileleri gibi sahiplenmişlerdi. Evet. Kendi ailelerini buldular, gittiler, hayatlarına devam ettiler. Ee, ama bizim hayatımızda da çok önemli bir yer kapladılar. Bence e, aslında o dönemin bir tezahürü oldu bende. Ee, dışarıdan geldi ee, ama o aileye sahiplendi. Ee, dilsizliğiyle, e, şefkatiyle bütün aileyi sarıp sarmaladı. Zaten kendisi de çok sevgi dolu ...büyüyor o evde... ...Ömer Faruk dedenin e, kollarında... ...bir sürüde ...kendi sürüsünde bulunan... E, ...eve getirilen... ...çok sevgili bir karakter Minci. E, ...bir yerde de belki Münci'nin... ...orada e, mutsuz olduğunu... E, ...düşünemeyiz yani... ...oradan öyle bir sonuç... E, ...çıkamaz zaten... ...Münci çok hayat dolu... E, ...Sekine neneyi de sarılıyor... Evet. Neville'in acıları da yatıştırmaya çalışıyor ee, belki dışarıdan bir karakter olması onu orada daha güçlü tutuyor diye düşünüyorum kesinlikle ve yaşanmamış çocukluklarında bir temsilcisi gibi e, sapasağlam duruyor gibi geldi bana evet. e, çok teşekkür ediyorum Beyda Hanım ellerinize sağlık ve yeni kitapları da bekliyorum tabii ki ben çok teşekkür ediyorum sizin gibi bir edebiyatçılığım çok sevdiğim bir edebiyatçısınız bu arada. Evet. Ee, koluk olmak benim için çok e, gurur verici. Çok teşekkür Vay ediyorum doğası ve töreni konuşma fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin Diyarbakır'a ve dostlarımıza selamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere evet. sevgiler. Hoşçakalın. Evet köyümüz bizim için dünyanın tek yerleşim yeriydi o vakitler. Biz çocuklar, anne ve babalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz, garip, keçilerimiz ve koyunlarımız, ineklerimiz, sineklerimiz, örümceklerimiz ve atlarımız, eşeklerimiz, ayılarımız ve kurtlarımızla dünya üzerinde yaşayan tek varlıklık sanki. Duasız ve törensiz bu kitabı kaçırmayın efendim. Beyda Yıldız'ı konuk ettik. Zeytin Dalı'ndan sevgiler, saygılar.